Gündem Malatya başlıyor sevgili izleyiciler. Bu hafta da hem Malatya gündemine hem de ülke gündemine yansıyan gelişmeleri ele alacağız ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Malatya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve yapmaya devam eden Mikail Pelit, gazeteci Mikail Pelit şu anda stüdyo konuğumuz. Gündemi Mikail Pelit ile değerlendireceğiz. Öncelikle efendim hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Gerçekten bu sabah bir takım atılımlar yapıyor. Bunların içerisinde sanıyorum en önemlilerinden biri de bu televizyonun hayata geçirilmesi. Sizlere hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde çok başarılı programlarla Malatya'daki insanlara önemli katkılarda bulunursunuz. Buna da inanıyorum. Evet, bizler de güzel dilekleriniz, bu güzel temenni ve dilekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, siyaset cephesi çok hareketli. Hem Malatya'da hem ülke geneline baktığımızda gerçekten siyasi anlamda hareketli günler yaşıyoruz. Siyaset cephesi gerçi her zaman hareketli. Ancak son süreçlerde daha da hareketlendi. Özellikle önce ülke gündeminden başlayalım, daha sonra Malatya gündemine gelelim. CHP'de son günlerde Muharrem İnce'nin bir yeni parti kuracağı iddiaları var ve bugün İnce'den çok önemli açıklamalar geldi. Çok önemli ifadeler kullandı. Diyor ki ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Türkiye seçeneksiz değildir şeklinde ifadeler kullanıyor. Nasıl yorumluyorsunuz İnce'nin yaptığı bu son açıklamayı? Sizin de ifade ettiğiniz gibi uzunca bir süredir Muharrem İnce bir muhalif partinin genel başkanı gibi konuşuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani kendisini cumhurbaşkanlığına aday göstermiş bir siyasi partiye ağır eleştirilerde bulunuyordu. Ve bugün ki basın toplantısını ben de izledim. Muharrem İnce hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım yöneticilerine bence gereksiz, anlamsız bir takım eleştirilerde bulunarak farklı bir sürece girdi. Ben bu hareketin başarılı olacağını asla inanmıyorum. Bunun daha önceki örnekleri de vardı. Bu tür hareket başlatanlar bir süre sonra kayboldu, gittiler. Şimdi o süreçlere döndüğümüzde yani Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği dönemlere döndüğümüzde şunu görüyoruz. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir özveri göstererek Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Muharrem İnce de çok iyi çalıştı. Gerçekten çok iyi çalıştı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde %30'un üzerinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Muharrem İnce %30'un üzerinde bir oy aldı. Bu Muharrem İnce açısından da başarılıydı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da başarılıydı. Ancak gelinen noktada Muharrem İnce'nin alınan %30 küsür oyun kendisinin şahsına verilmiş gibi bir imaj yaratıp işte bu oylar bana aittir gibi bir yaklaşımla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin karıştırmaya çalışması inanılmaz derecede yanlış bir davranış. 4 Eylül'de sanıyorum Sivas'ta. Sivas'tan Evet. başlayacakmış. İşte 1000 günde Türkiye'yi gezecek. Evet, bin günde memleket hareketi adı Memleket altında. hareketi. Tüm Türkiye'yi gezeceğim dedi. İşte gidip insanlarla bir araya geleceğim dedi. Bunlar güzel şeyler, vasıflar ama siz sarsılmakta olan bir iktidar varken bunu yapmanızın gerçekten hiçbir anlamı yok, önemi yok, değeri yok. Bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı var. Millet İttifakı son yerel seçimlerde büyük başarı elde etti. Ankara gibi, İstanbul gibi, Adana, Mersin, Antalya, Türkiye'nin çok önemli illerinde belediye başkanı seçtirdi. Ve bugün yaşadığımız bir takım ekonomik sorunların sebebi olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı sisteminin
artık yavaş yavaş erimeye başladığı, yavaş yavaş değerini yitirdiği bir süreçte bu yönetim sistemini vazgeçilmez bir sistemmiş gibi gösterip onun üzerinden bir takım hareketlerde bulunmak, siyasi ikbal beklemek son derece yanlış ve ben başarılı olacağına da asla inanmıyorum. Benim gözümde bugün itibariyle Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türk siyasi hayatından silinmiş bir kişidir. Bir de diyor ki ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Bu çok derin bir cümle değil mi? Şimdi kesinlikle öyle. Şimdi siz ayrılacaksınız. Ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtaracaksınız. Nasıl kurtaracaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hataları yok mu? Çok ciddi hataları var, yanlışları var. Siz o kurumdan ayrılacaksınız ve o kurumu kurtarmaya çalışacaksınız. Hani bunun şeklini anlayabilmiş değilim. Yani nasıl yapacaksınız bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy beklentileriyle mi yapacaksınız bunu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki insanlar gelsinler, işte benim yanımda dursunlar, partiye muhalif olsunlar. Böyle olunca mı Cumhuriyet Halk Partisi kurtulacak? Bunu anlayabilmiş değilim. Bunun izaha ihtiyacı da var. Ayrıca bu ifadenin izaha ihtiyacı var. Ben Muharrem İnce'nin bu hareketini dediğim gibi hiç benimsemedim. Doğru da bulmuyorum. Bu Millet İttifakı'nın arasına sokulmuş bir nifak olarak görüyorum. Millet İttifakı şeye yaklaşırken, iktidar adım adım yaklaşırken ki iktidarın bir takım hatalarından kaynaklı yanlışlarından kaynaklı Millet İttifakı'nı ön plana çıkaran bir takım gelişmeler yaşanırken sizin böyle hareket etmeniz inanılmaz derecede yanlış. Millet İttifakı'na da zarar verir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar verir, şahsına da zarar verir. Hani gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Evet, bakalım ne olacak, neler yaşanacak Evet. hep birlikte göreceğiz. Gelelim Evet. Malatya gündemine. Evet. Peki Malatya'da siyaset cephesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Partilerin duruşunu, yaşanan gelişmeleri nasıl buluyorsunuz Evet. efendim? Şimdi tabii Malatya çok işte AK Parti kurulduğundan beri AK Parti'ye çok güçlü destek veren illerden biri. Şartlar ne olursa olsun iktidarın yanından hiç ayrılmamış, hep iktidarın yanında olmuş bir Malatya var. Ve bu Malatya bugün hak ettiği noktada mı? Hep beraber bakalım, inceleyelim, görelim. Kesinlikle değil. Hala çevre yolu olmayan Türkiye'deki iki ilden biri. Çevre yolumuz yok. Diğer il neresi? Malatya ve Bir de Tunceli vardı. Tunceli. İkisinin dışında çevre yolu olmayan Türkiye'de başka bir il yok. Mesela Kayseri'nin çevre yolu vardı. İkinci çevre yolunu yaptılar. Yani yaklaşık 46 kilometrelik yeni bir çevre yolu yaptılar. Bütün illere ikinci çevre yolları yapılırken bize daha çevre yolu yapmadılar. Biliyorsunuz Batlıçıklılarla çevre yolu dedikleri alan şehrin merkezinde kalmış, çevre yoluyla hiç alakası olmayan bir yol. Ve bize dediler ki işte sizin çevre yolunuzu yapacağız dediler. İşte Doğanşehir mi, Akçadağ tarafından bir yerden girecek. Akçadağ'da. Pötürge, evet. Pötürge yol ayrımının oradan çıkacak bir çevre yolu. Sinemanın ben 33 yıldır gazetecilik yapıyorum. İnanın son belki 25 yıldır bu konuşuluyor. 25 yıldır istisnasız size çevre yolu yapacağız ifadeleri konuşuluyor. Bir de vagon onarım fabrikası vardı. İşte vagon onarım fabrikasını yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Gelinen noktayı hep beraber biliyoruz zaten. Şimdi Malatya iktidara verdiği bu güçlü desteği, desteğin karşılığını alamadı. Maalesef alamadı.
O kadar güçlü destekler verdi ki Türkiye'de hep sıralamaya girdik. Ya ikiydik ya üçtük. İlk 5 ile mutlaka Kesinlikle. girdik. Evet. Hani bu kadar destek verip karşılığını alamamak insanları üzdü mü? Elbette ki üzdü. Her şeye rağmen güçlü destek vermeye devam ediyoruz. Ama bunun karşılığını görmüyoruz. AK Parti içerisinde benim gözlemim çok ciddi aslında çatlaklar var. Malatya bazında söylüyorum. Ne gibi çatlaklar? Biraz açabilir miyiz? Şimdi artık gerek yönetimde gerekse partinin bir takım organlarında bulunan insanlar rahatsızlıklarını artık gizlemiyorlar. Açıktan ifade etmeye başladılar. Mesela ben milletvekillerinin aralarında da ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Yani bir araya gelebiliyorlar mı? Hepsi bir araya gelebiliyor mu? Ben çok tahmin etmiyorum. Dolayısıyla AK Parti içerisindeki bu çatlaklar eğer derinleşirse AK Parti'ye ciddi sıkıntılar olacak. İl Başkanı İhsan Koca'yı zaten hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Bu evet. Bu partinin ikinci il başkanıydı. Bir de şu anda da sonuncu il başkanı. Yani en son İhsan Koca. Ve milletvekili dönemi var. İhsan Koca getirildi. Ben bu sürecin İhsan Koca tarafından çok iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Belediye ile AK Parti arasında, AK Parti ile belediye arasında problemler var. Bu bir bilgiye dayalı değil, gözlemlerimi aktarıyorum. Evet. Ben Selahattin Başkan'la AK Partili milletvekilleri ve il başkanı arasında bir takım problemler olduğunu düşünüyorum, gözlemliyorum, görüyorum. Uzaktan bakıldığı zaman da böyle gözüküyor zaten. Yani bu imajı ya da bu düşünceyi sadece siz değil, birçok kişi Evet. böyle düşünüyor. Evet. Dolayısıyla bu yani görmediğimiz bir durum. İlk kez karşılaşıyoruz, ilk kez görüyoruz. Bundan dolayı da partide çatlaklar olduğunu düşünüyorum. Bu çatlaklar derinleşirse AK Parti buradan ciddi yara alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişen fazla bir şey yok. Vela Baba milletvekili, işte Enver Kiraz il başkanı, bu ikili uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ni el ele vermiş, işte götürüyorlar. Partinin büyümesi noktasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının artması noktasında öyle ciddi çalışmaların olduğunu da düşünmüyorum. Görüyorum da bunu. Bütün siyasi partilerde şu vardır. Benim koltuğum sağlam olsun düşüncesi vardır. Siyasi partilerin yöneticileriyle ilgili konuşuyorum. Ancak eğer partiye birileri gelip partiyi daha iyi noktalara taşıyacaksa o insanlara yol vereceksiniz, yollarını açacaksınız, önlerini açacaksınız. Şans verilmeli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yok. Yani bir tane milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde Malatya'da herhalde yetiyor. Bundan dolayı da böyle bir gayretin içerisinde olmadılar. Yeni yüzlere mi Olmuyorlar. ihtiyacı var diyorsunuz? Tabii ki yani yeni bir takım insanları partiye kazandırma noktasında hiçbir çabaları yok. Gayretleri yok. İşte parti küçük olsun, bizim olsun mantığıyla hareket ediliyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Malatya'da ciddi anlamda oy kaybettiriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar olumsuzluklara rağmen, iktidarın bu kadar olumsuzluklarına rağmen, yani işte bir çeyrek altının 800 lira olduğu bir süreçte doların 7 lirayı aştığı, euronun 8,5 lirayı aştığı bir süreçte halkın yaşadığı bunca işsizlik, bunca sıkıntıya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi burada bir takım mesafe kat edemiyorsa
Bunun sorumlusu biz değiliz. Dolayısıyla bunun hesabını Veli Ağbaba verecek, bunun hesabını Enver Kiraz verecek, bunun hesabını Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kıpırdanma var mı? O da yok. O da yok. Bir takım kısır çekişmelerle parti içi muhalif olanlar, eleştirenler hain ilan edilerek partiden ihraç noktasına getiriliyor. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırabilecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değişime ihtiyacı var. Malatya'da söylüyorum. Değişime ihtiyacı var. Güçlü kadrolar, güçlü isimler, partinin programını daha iyi anlatacak insanlara ihtiyaç var. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayret göstermesi lazım. Şimdi Veli Ağbaba 5. kez genel başkan yardımcısı oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun at takımına girdi. 4. kez genel başkan yardımcısı oldu. Evet, 4. kez parti meclisine 5. kez gidiyor. Şimdi Veli Ağbaba gayretli bir milletvekili olabilir. Malatya için bir takım çalışmalar da yapmış olabilir. Partisi için de yapmış olabilir. Ancak Malatya ve Malatya halkının beklentilerine karşılık verebiliyor mu? Buna bakmak lazım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya potansiyelinin bu olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi olabilir diyorsunuz. Kesinlikle daha iyi olabilir. Malatya'dan milletvekili değil, milletvekilleri çıkartabilecek bir performansı yakalayabilir diye düşünüyorum. İnsanlarda bir de bıkkınlık oluyor. İşte hep Veli Ağbaba, hep Enver Kiraz. Partide farklı düşünceler de var. O düşünceler de kendilerini ifade edebilmeli. Buna fırsat verilmeli. Bunun zemini oluşturulmalı. Süreç Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok da böyle sevinilecek, partiler adına söylüyorum, sevinilecek bir tablo değil. Önümüzdeki süreçte daha büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'da bir sıçrama yaptı ve bir milletvekili çıkarttı. Uzunca yıllar sonra evet, ilk kez. Uzun bir süreden sonra ki Namık Akan Durhan İl başkanlığı döneminde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'dan 2 milletvekili ve bir belediye başkanlığı kazanmıştı. Ondan sonra uzunca bir süre Malatya'da var olmak için mücadele etti. Yani milletvekili ya da belediye kazanmak için değil, var olmak için mücadele etti. Bugün gelinen noktada bir milletvekilleri var. Sayın Mehmet Efendioğlu, tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin o yani bu süreçte iktidarın yanında olması, AK Parti'nin yanında olması, AK Parti listelerine Malatya halkının gösterdiği tepki bu sonucu doğurdu diye düşünüyorum. Çünkü o milliyetçi kesim, yani AK Parti'nin içerisinde olan milliyetçi kesim, evet dediler, biz Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vereceğiz ama biz şu isimleri aday gösterilmesinden rahatsızız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğiz dediler ve Milliyetçi Hareket Partisi orada bir ivme yakaladı ve bir milletvekili çıkarttı. Bundan sonraki süreç nasıl gelişir? Açıkçası bilmiyorum ama Milliyetçi Hareket Partisi daha çok AK Parti endeksli bir süreç yaşayacak. Eğer AK Parti'de bir takım düşüş olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nde de olacak. Bir yükseliş olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir yükseliş olacak. Yani kaderi AK Parti'ye bağlı biraz. Onun dışında İYİ Parti var, çalışmalarını sürdürüyor. Onun dışında yeni kurulan siyasi partiler var.
işte Deva Partisi, diğer siyasi partiler, onların göstereceği performansa biraz bakmak lazım. Malatya'da nasıl bir performans, Türkiye'de nasıl bir performans gösterecekler, buna bakmak lazım. Tabii pandemiden dolayı bir takım siyasi parti çalışmaları gerilemiş durumda. Süreç sanıyorum Eylül-Ekim gibi çok daha farklı bir sürece girecek. Daha da hareketlenecek siyaset. Benim şahsi kanaatim 2021'in Nisan ayına kadar bir erken seçim bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerli bilgiler için efendim. Çok sağ olun. Estağfurullah, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Gündem Malatya'da gazeteci Mikail Pelit ile birlikte hem Malatya gündemine hem de ülke gündemine ilişkin bir takım değerlendirmeler yaptı gazeteci Mikail Pelit. Siyaset cephesi gerçekten çok hareketli. İlerleyen günlerde neler olur, neler yaşanır yine bu ekranlarda değerlendirmeye, Sayın Mikail Pelit'in yorumlarını almaya devam edeceğiz efendim ilerleyen süreçlerde. Şimdilik hoşça kalın.